açılışı biraz geç yaptım. Dinlendim açıkçası. Şimdi akşam yemeği yiyoruz. Hatta akşam yaptım ama olsun, akşamımızı beraber geçiririz. Bu da böyle bir akşam vlogu olsun değil mi? Bir duş aldım, üstümü değiştirdim, kendime geldim. Aras'la tüm gün yatış yaptık. Film izledik. Godzilla ve Hong Kong'tu galiba. Birbirlerine işte daha çok böyle şey bir film. Aras'ın hoşuna gidecek bir tarzda film. Ben şimdi dünden kalan yerli çorbasıyla pilavım var. Onları ısıttım. Onları servis yapıyorum. Misafirim dün gitti. Bugün sabahleyin götürdü, bıraktık bugün. Çünkü çalışacaktı. Gece geç saate kadar oturduğumuz için yasak da var ya. Hani şey yapmadık. Risk edip çıkmadık gece vakti. Uyudu. Sabahleyin erkenden 7'de uyandık. Götürdük onu, bıraktık. Sonra geri yattık. Yusuf 9.30 gibi uyandı. İşe gitti restoranta. Şöyle tabii 3 kase çıktı. Aras da içer. Aras'a ben bu arada bugün pizza yaptım. Ben yemedim bir şey. Şimdi evim dağınık tabii. Dün misafirden sonra temizlik bugün yapmadım. Dedim ya Aras'la böyle bir gün geçirdik, bolca dinlendik diye. O yüzden şimdi akşam temizliği yeri toparlarız. Sonra güzel bir çay yaparız, pastamla yeriz. Operasyonun bugünkü bilançosu İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından duyuyor. Tam 2 porsiyon kalmış pilavında. İçişleri Bakanlığı operasyona ait görüntüler de paylaştı. Teröristlerin yollandığı bir sığınakta bulundu. Jandarma herhangi bir tuzağa karşı eğitimde... Ben şey yapacağım, domates dilimliyim. Yusuf o kadar güzel et domatesi getirmiş ki, pembe. Şahane. Onu böyle bir tuzlayıp mis gibi, oh. Çay suyumu hemen mi koysam acaba? Şöyle pilavlarımı koydum. Kase çorbalarını da alayım. Şunları bir bırakayım. Şersin, bak buradan. Hadi beyler, ellerinizi yıkayın, oturun. Domates de dinleyeceğim. Aras'cığım bırak şimdi pateli bebeği. Hadi anneciğim, ne olur. Hadi anneciğim, çorba koydum sana. Patenlerini takmış, paten süreceğim diyor. Sanki sürmeyi çok beceriyormuş gibi. Benden destek istiyor sürekli. Hadi anneciğim, gel. Televizyon sesini biraz kısaltmasın. Sesi çok yüksekti Aras, pardon. Çorba içeceksin. Acı biber nasıl? Ha, turşu mu? Tamam canım. Bu neymiş? O enerji içme, o sana göre bir şey değil. Hastane yolunda bir anda polis... Domates dinleyelim. Aras, şu kaşıkları alır mısın oğlum? Aras kuzum. Aldığı çok darbeleriyle yaralanan Selim Çiftçi hastaneye kaldırıldı. Ailesi ise dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis dayak atar mı ya? Almayı da döverler. Olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Bahariye Caddesi'nde kadını bulunan 70 yaşındaki diş hekimi İsmail Peker, Türkmenistan uyruklu kadını temizlik işleri için işe aldı. Ancak genç kadın 11 gün sonra işten ayrıldı. İddiaya göre geçtiğimiz cumartesi ise kliniğe gelerek Peker'den para istedi. Ben de görüşmek istedim söyledi. Buraya geldi.
İşte firma bana ödemeler yapmıyor, alacağımı alamıyorum. Sen ödeyeceksin. Ödemezsen ben sana işte hamile ödeyeceğim, tecavüz et ödeyeceğim şeklinde 9.000 lira para vermen lazım bana dedi. Ben de böyle bir şey kabul edemeyeceğim diye söyledim. Sonrasında aralarında tartışma çıktı. Diş hekimi temizlikçi kadının telefonla yaptığı video kaydına engel olmak istedi. Telefon resim çektim ben senin resimlerini baktım diyerek de şantajla para istemiş oldu. Red cevabını alınca balkona çıktı, dediğini de yaptı. Bu sesi duyanlar binanın önüne koştu. Kısa süre sonra da ikili birlikte apartmandan ayrılmak için aşağı indi. Kapıda bekleyen iki kişiden biri diş hekiminin yakasına yapıştı, diğeri ise yumrukladı. Kamera kayıtlarına ben dokunmadım dememe rağmen kadın yani esaslı bir seni dinlemiyor, sen tecavüzcüsün diye üzerine saldırdı. Beraber çıktı zaten yani. Herhangi bir tecavüz darp olsa zaten ayrı ayrı inmiş olurdu. Dönmekle kalmadılar, bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştılar. Gerçekse o anlarda klinikte yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Suçsuz olduğu anlaşılan diş hekimi serbest bırakıldı. Yargısız infaz yaptılar. Mesela bir düşünün, bir konuşun. Gerçek olduğu ortaya çıkarsa ben razıyım. Polisin Türkmenistan uyruklu kadın hakkında işlem başlattı ve çalışma izni olmadığı için sınır dışı edileceği belirtildi. Hayır, bu çok kötü anne. 18 yaşında. Terasa çıktım, şu örtüyü sikeyelim de masa örtüsü temiz. Şu benim terastaki terasa uzanan erik dallarında, koltuğun üzerine uzanmış olan daldan erik aldım. Bakar mısınız? Kocaman. Değişik bir erik yani, can eriği bu kadar büyümüyor. Bunlar bayağı büyük. Bir de hafif tatlı şey, böyle çok aşırı ekşi değil. Ay, bugün terasada çıkmadım doğru düzgün. Azıcık şöyle bir hava alalım, sizin elimizi yiyelim. Ay, arada böyle akşam vlogları da yapalım ya, değişik oluyor bence ha kızlar. Saçımı da taramadım, sadece şöyle topladım yemek yiyeceğiz diye. Ay, hava mis, güneş battı. Eşkili yok, ekşiliği yok yani. Yemeği yedik. Ortadaki masayı topladım. Kaldırdık masayı. Mutfak masasını. Şimdi mutfak tezgahımı toplamaya geçeceğim. Temizleyeceğim. Dün Zeba diyor ki, Nin diyor, yüzüne ne yapıyorsun? Pürüzsüz beyaz. Dedim şey, beyazlığı zaten çok güneşe çıkmıyorum ama karbonatın da faydası vardır bence. İçtiğim su karbonatlı ya. O zaten şey yapar, aydınlatır biliyorsunuz. Beyazlatma şeyi var. Dedim biberi yapıyorum dedim. Sonra dedi vloglarında izledim ama dedi kaçırmışım orasını dedi. Saçını da bayağı hızlı uzattın. Ona ne yapıyorsun dedi. Dedim ona da biberi çayı yapıyorum. Hatta ona da biberi kurutulmuş biberiye verecektim çayından. Unutmuşum, sabah o uykusuzlukla gözümüzü zar zor açtık zaten. Yüzümüzü yıkadık çıktık. 7'de uyandım, onları uyandırdım. Yusuf'la Zebo'yu uyandırdım. Arası uyuyordu. 7:10 geçe çıktık. 7:30'da da geri gelmiştik. Yani 20 dakikaya gittik geldik, bıraktık onu. Sonra pasta koyacaktım. Hani evine götürsün sonra yer diye. Unutmuşum koymayı. Evimi çok beğendi. Terasıma bayıldı. Gönlünce çok güzel olmuş dedi. İlk defa geliyoruz de bu ikinci buradaki evime. Yani aşağıdaki evime gelmiş daha önce. Evim yapıldıktan sonra bu eve ilk defa geliyor. Güzel bir ev hediyesi alamadım. Her yer kapalı dedim. Ama dedim açılır açılmaz. Sen dedi bana evde ne eksiğin varsa, neye ihtiyacın varsa söyle. Ben de ona göre alayım. Dedim teşekkür ediyorum. Ev hediyesi düşünmem bile yeter ama bir şey ihtiyacım olursa söylerim dedim. Şimdi her yer kapalı biliyorsunuz zaten.
Bu arada geçen terası temizlerken buradaki çiçeklerim, 3 tane burada büyük saksım vardı ya, şuraya aldım. Karşı köşeye. Şuraya. Gülümü, işte o ağaç çiçeğimi, bir de aloe veramı. Aloe vera tabi kısa boylu olduğu için görmüyorsunuz şimdi oradan. Onları o köşeye aldım. İyi de oldu bütün çiçeklerin sıralaması bir yerde olsun. Şimdi gideyim bir çay suyu koyayım. Ondan sonra gideyim mutfağımı toparlayayım. Bu bluzu da beğenmiştiniz. Rengini de yakıştırıyorsunuz. Nereden aldınız diye sordunuz da kızlar. Kuzenimin hediyesi, o yüzden nereden aldığını ben bilmiyorum. Şöyle boncuk detayları var, şıngır şıngır. Ben de beğeniyorum, seviyorum. Evet, sohbetimizi de ettiğimize göre ben gideyim. Bir çay suyu koyayım dediğim gibi. Yusuf dinlenecek, çok yorulmuş bugün. Güneşte bir de çalışmışlar. Burası yanmış. Tişört izi olmuş. Duşa girdi çıktı o da. Bugün günlerden pazartesi, ne var bilmiyorum dizilerden. Benim pazartesi günleri takip ettiğim bir şey değil pek. Koku çiçeği geliyor da. Bu arada bugünkü akşam vlogundan ne olur bilmiyorum. Koku çiçeği geldi. Uzun da olabilir, kısa da olabilir. Çünkü günlük vloglar sabahtan başladığım için bayağı size uzun bir şeyler çekebiliyorum. Bugün de böyle. Akşam rutinimiz, çay keyfimiz ve çene çalmalı sohbetli bir video olsun. Gündüz çok sıcak, kalkmadım yataktan. Gece de kaçta yattık. Yusuf'la Aras saat 1'de uyudular. Biz de boyla oturduk 2.30'a kadar, sohbet ettik falan. Sonradan sütlü kahve falan yaptı, onları içtik. Biraz uykusuz kaldım açıkçası. Sabah da 7'de uyandım, geri 7.30'da yattım falan. Uykum bölündü. Ben kaliteli uykuma minimum 8 saat, maksimum 10 saat alamazsam günlük uykumu, böyle bir şey sersemliyorum. Ama yine de 9'dan uyandıktan sonra hiç uyumadım. Aras da ilgilendim. O pizza istedi. Onunla biraz oynaştık. İşte vlogları izledim. Aras'la film izledik. Aras oyunlar oynadı yanımda. Bana masaj yaptı, sohbet etti. Öyle böyle. O da inmedi bugün bahçeye. Aşağıya da inmedi. Hep yanımdaydı. Ben de inmedim bugün. Sonra babası gelince akşamleyin yemekten önce bir indiler. Erik merik biraz toplamışlar. Onları atıştırdık. Ay, her yerim sardılar vallahi. Ondan sonra yani Aras kuzuyla böyle bir ana oğul keyif günü yaptık. Uykusuz olduğum için vlog da başlatmadım. Evde de bir şey yapmadım. Her şey olduğu gibi duruyor zaten, gördünüz. Şimdi salonu toparladım ama. Yemek masasını aldıktan sonra salonu toparladım. Aras'ın odasını toparladım. Şimdi sadece bir şey yıkayacağım. Banyomun lavabosunu bir böyle yıkayayım. Klozetimi çamaşır sulu spreyimden sıkayım. Bekleteyim. Bir de mutfak tezgahımı toparlayacağım. Onun dışında evi falan süpürmeyeceğim. Genel olarak temiz zaten. Dün temizledim, süpürdüm. Bugün değil, yarın süpürdüm. Bu hafta da Antalya'daki ikizlerin annesi, İkizlerle gelecekmişler anneme kalmaya birkaç günlüğüne. Bu hafta da biraz dolu geçer. Şimdi yarın hamur yoğuracağız. Kayınvalidemle planımız şey yapmak, ev gözlemesi yapmak. Saçlı şeyde, saçlı tüpte. Ev gözlemesi yapmak istiyoruz. Ispanaklı, soğanlı böyle. Belki patatesli de yapabiliriz. Patatesli de çok seviyorum ben. El açmasından, el yufkasından yapacağız. Ben açacağım, yoğuracağım. Kayınvalidem pişirmeye yardım eder aşağıdan. Yarın günümüz öyle geçecek. Ondan sonraki gün de kuzenim gelmiş olacağı için anneme gitmek istiyorum bir onları görmeye. Ondan sonra bu hafta Feride gelecek bana. Belki Feride'nin geleceği gün annemlerle bu ikizlerin annesi olan kuzenimi de çağırırım. Kahvaltı falan yapabiliriz ya da öğlen yemeğini çağırırım. Ya da beş çay gibi bir şeyler hazırlarım. Bu hafta yani böyle bir dolu geçer. Dün de işte Zebo geldi arkadaşım. Böyle artık normal, yavaş yavaş normalleşmeye dönüyoruz yani. Görüşmeler, gelmeler, gitmeler, misafirlikler. Ondan sonra da bir şehir dışı planımız vardı. İstanbul'a gitmek istiyorduk Yusuf'ta 2-3 günlüğüne ama restoranlar her yer kapalıymış. Şimdi gitmişken gezmek, görmek, oturmak, kalkmak da istiyoruz. Bilmiyorum nasıl olacak.
Yusuf da şansımıza iş aldı. Babasına yardım ediyor. Yani inşaat açısından böyle kapı mı böyle bir şey işi aldılar. Onlarla uğraşıyorlar. Yani hani öyle bir boşluk bulup bırakıp da 3 günlüğüne nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Ben gitmeyi çok istiyorum. Sezon açılmadan önce. Ki sezonda zaten gidemeyiz. Yusuf çalışıyor biliyorsunuz. Yani bu haftaki planımız böyle. Ondan sonraki haftaya da bakarız artık. Allah ne gösterirse. Halılarımı yıkamam gerekiyor. Önümüzdeki haftayı belki ya da hafta sonuna onları oturtturabilirim. Halı yıkama. Ya teresinde yıkarım ya aşağı indir yıkarım. Bu hafta da böyle bir full sosyal geçer bizim için.
Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası konuşma yaptı, onu dinledik de çayı demledim, demini alsın. Benim bir ellere pasta koydum, birer dedim onu yiyorlar. Ben de şu cilt bakımımı yapayım, akşam bakımımı. Şu vişinin göz çevresi kırışıklıkları için küçük bir tüpte nemlendirici kremi var. Onu gözlerime yapıyorum her akşam. Akşamları yapıyorum göz çevremi, sadece bunu yatmadan önce. Diğer normal krem yüzüme kullandığım zaman da göz çevremi sürmemeye çalışıyorum. Çünkü gözün çevresindeki deri çok hassasmış ve sürdüğünüz her türlü faydası olmayacak ya da olsa bile, hani buranın derisiyle buranın derisi kırışıklık hassasiyet açısından daha farklı olduğu için göz çevresi olan kremi sadece göz çevresinde kullanılması gerekiyormuş. Anne, anneciğim. Soyar mısın? Tamam, soyarım. Pastanı bitirdin mi? Anne. Pastanı bitirdin mi? Şey değil. Tamam Aras, kiviyi götür, ben şimdi bir bakımımı yapayım ondan sonra. Ekrit Skin. Gece gündüz fark etmiyor, bunu kullanıyorum. Bu gece de bunu kullanacağım. Aslında sürekli kullandığım bir ürün yok. Bana gönderilmiş olan, benim elimde olan işte bakım kremlerini, gündüz kremlerini, gece kremlerini. Bu ne anne? Kullanıyorum. O şey aşkım, kremin kapağı. Anne elini yeni sürdüm. Yeni şeylerde ne geldi bilmiyorum. Anne! 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 Efendim aşkım. Bana soyar mısın kivi? Soyarım dedim ya anne. Hadi soyasın ben. Tamam, bir hele kremleyeyim. Hadi. Dudaklarıma da şöyle Oriflame'dan One Touch diye bir dudak bakım balsamı çıktı. Şöyle ortası beyaz, kenarları açık renk. Bu naneli olduğu için dolgunlaştırıyor, mentollü ve birden dudakları yakıyor. Hem kan akışını hızlandırıyor. Dudaklar olduğundan daha iri, dolgun gözüküyor. Bunun herhangi bir rengi yok. Sadece bir balsam, vazelin gibi. Ve işte ben bunu ilk kullanmaya başladığımda ilk iki gün sonra gördüm ki dudaklarım kabuk attı. Yani ölü derisini yenilemiş hücrelerini. Dudağımıza da yaptık. Hibe mi diyor? Tam başını kaçırdık galiba. Ne gibi normalleşmede, ne gibi süreç, onu söylemedi. Bir de hamam falan hepsi kapalı. 35 esnafa gene hibe gelmiş, kredi desteği. Bakalım hayırlısı. Yanıyor şu an dudaklarım. Tamamdır. Ojelerimi de silelim. Ondan sonra da gidelim, çayımızı içelim kızlar. Arasa kiviyi babası soyuyor. Sabretmedi. Babası dedi gel ben soyayım. Gülşah Aseton şöyle pompalı başlıklı. Çok pratik oluyor. Kolay çıktı. Zebop tırnaklarına kalıcı oje yaptırmış. Kırmızı. Çok da güzel. Diyor Nin, yani diyor sen diyor böyle her gün sürüp ojeyle geri çıkarmaktan öyle tırnakların daha çabuk yıpranır, hasta olur. Yani en azından 2 haftada bir böyle bir şey yap. Kalıcı oje yaptır dedi. O biliyor zaten manikürümü evde yaptığımı. Ben dedim kalıcı oje makinesiyle kalıcı oje seti geldi bana dedim. Değerlendir, kullan dedi.
bilmiyorum, tavsiye etti. Çok rahat oluyor, çok sağlıklı büyüyor ki. Bir de dinleniyor sürekli, oje şey aseton değmediği için dedi. Tırnaklar dinleniyor, hızlı uzuyor, daha güçlü oluyor dedi. Benim de tırnaklar çok çabuk kırılıyor, şey oluyor, uçları. Uçları çabuk kırıldığı için de uzatamıyorum. İşte bir ara taklitime tırnak yapmıştım, biliyorsunuz. Hala olabilir, neden olmasın. Setim var, takma tırnak setim de. Şimdilerde istemiyorum. Yaza belki olabilir. Ojelerimizi de sildik. Elimizde de şöyle Camel diye balsam var. El ve tırnak kremi. Bunu görümcem getirmişti. Kokusu çok farklı, değişik, aloe veralı. Şöyle birazcık da ondan aldım el kremi. Ellerimi de kremleyeyim. Bir de yatmadan önce topuklarıma vazelin sürüyorum kızlar. Ayaklarıma ve topuklarıma. Çünkü artık yaz geldi ve çorap giymiyoruz. Ayaklarım sürekli açıkta, topuklarım kuruyor. Herkes de aynıdır tahminimce. Bir de suya sürekli giriyor. Aşağıda bahçe suluyoruz, ayaklarım yıkanıyor, ev ödüyor falan. Bu vazelini böyle ayaklarıma bocalayıp öyle yatıyorum. Bu genelde stabil benim her akşam yaptığım bakım rutinim. Size de akşam bakım rutini olarak paylaşmış oldum. Saçlarımı toplamayın, biraz şey olsun, kurusun. Soydun mu canım kivisini? Oh, oh. Niye dövüşüyorsunuz? Ha? Kimseyle görüşmüyorum canım, vlog çekiyorum. Niye dövüşüyorsunuz? Ha, yok dövüşmedik. Niye dövüşelim canım? Sabretmedi, kiviyi beklemek istemedi. Çay tamam. Önemli bir isim ama aslında belki de daha önemli bir boyutu. Ay ne güzel esiyor hava. Toplu üretim dediğimiz isim yıllarca örgütün silahının kanadının başında ya da MPG dediğimiz yapının başındaki isim. Şimdi kendisi böylesine önemli bir ismin öldürülmüş olması, etkisiz hale getirilmiş olması örgüt içerisinde gerçekten çok ciddi. Demli oldu biraz ama olsun, seviyorum ben demli çay. Bugün yani de hiç çay içmemiştim. Örgütün kendi içerisinde kendi teröristlerine işte mücadele adımımızı geliştirecek, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Hiç çay içirmedin. Ha, söyle, ne oynayacağız? Bana. Hı? Hadi oyna, bebek, izliyoruz seni. Yusuf Survivor açtı. Saat 9'a geliyorum. Çay güzel olmuş mu canım? Evet. İçemedim. Koydum şurada sehpaya. Bekliyorum. Mutfağım da parladı yalnız. Anne. Bulaşık makinesine bolca çamaşır suyu döktüm. Getir anne. Getir. İzleyicilere de göster şöyle. Tamam. Hadi oyna. Hadi go. Kiviyi yedin ha. 3 tane kivi oturdu. 7 bir oturuşta. Üçünü de soydun değil mi canım? Anne bak bak bak. Hepsini de bitir tabii. Bak bak. Maşallah. Yes. Akşam keyfi. Akşam keyfi. Sonra gidelim bir film tekrar seçip izleyelim mi? Çok güzeldi seninle film saati. Yatağımıza uzanırız. Aa, köpek balıkları da varmış. Bu sefer köpek balıklı gibi bir film izlesek. He? Godzilla falan değildi. Godzilla ama iyi değil miydi? İyiydi, güzeldi. Oh, kazandım. Aferin sana. Bak bu jip benim. Jiple kazandın. İyi. Arabayı değiştiremiyor musun? Değiştirebiliyorsun. Ay, ay bir uykum geldi ben acaba. Nasıl uyumadın da gündüz? Belki de uykusuz o yüzden. Ne oldu? Uyudun ya. Uyudun ya. Uyumadım anne. Uzandım ya. O zaman da uyumam oluyor. Uyuma oluyor tabii ki. Bir şey yiyorum. Yataktan çıkmayınca o zaman demek ki sen de bütün gün uyuyorsun, öyle mi? Ne? Hadi teyzelere bay bay de kapanış yapalım o zaman. Montajını yapalım, evet, bakalım neler çektik. Bay bay de teyze uçlara. Bay bay. Öpüyoruz sizleri. Lan, yarınki vlogda görüşürüz.